Merhaba. Bugün sıvı yağla bir şekerpare yapacağız. Bunun için malzemelerim burada duruyor. Onları az sonra sıralayacağım. Ama ilk önce tenceremin altını yakıp şerbeti çünkü ılıması lazım. Şöyle 2,5 su bardağı şekerimi aldım. Üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Şöyle biraz karıştıracağım arkadaşlar. Şeker biraz birisi. Bunu kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatacağız. İçine şöyle bir ince dilim limon atıyorum. 5 dakika sonra altını kapatacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şekerparemizin şerbeti kaynarken biz de hamurunu hazırlayalım. Burada 3 adet yumurtam var. Yalnız bu yumurtanın 2 adetini kıracağım. Birinin akını koyacağım. Sarısını üzerine süreceğim. Şöyle sarısını alıyorum arkadaşlar. Yani iki bütün, birinin de akını kullanmış olduk. Şöyle 2 kaşık yoğurt kullanacağım. 2 yemek kaşığı. Burada 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı irmiğim var. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerim var. 1 adet kabartma tozu. 1 adet de vanilya kullanacağım arkadaşlar. 3 su bardağı ya da 3,5 su bardağı da un kullanacağım. Onu söyleyeceğim ne kadar kullandığımı. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Unu aşama aşama koyalım. 3 su bardağını hemen birden koymayalım arkadaşlar. Çünkü şey olabilir, kapı olabilir. O yüzden aşama aşama. Bu 200 milimlik bir bardak. Şöyle ilk bardağımı koydum. 2'yi de koyalım. Daha sonrasını ben size söyleyeceğim ne kadar gidecek. Hamurumu yoğurdum. Tam 3 su bardağı un aldı. Fazlası olmadı. Şimdi hamurumdan böyle ceviz büyüklüğünde şey parçalar koparıyorum. Ve şöyle tepsimi yağlamadım çünkü hamur yağlı. Gerek yok. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak yapabilirsiniz. Ben böyle bir sırasını yuvarlak, bir sırasını oval yapacağım. Fırınınızı muhakkak önceden ısıtın. Ben 175 dereceye ayarladım. Fırınım ısınıyor. Aynen bu şekilde şekerparelerimi yapıyorum arkadaşlar. Üzerine fındık da batırabilirsiniz. Fıstıkla da süsleyebilirsiniz. Şöyle oval şekilde yapalım. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama fazla büyük olmasın. Güzel olmuyor. Şöyle biraz yassı uzatalım uzunları. Aynen bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yuvarladım şekerparelerimi. Böyle bir sıra oval, bir sıra yuvarlak olmak üzere. Hepsinin üzerinde yumurta sarısı sürdüm. Şurada birkaç tane kaldı. Onlara da sürelim. Yumurta sarımızı. Çatalla şöyle üzerine çizik atacağım. Ve
işte önceden ısıttığım 175 dereceli fırına bir 15-20 dakika pişmek üzere göndereceğiz arkadaşlar. Şerbetimizi soğumaya aldık. Şerbet soğuk. Şekerparemiz de sıcak olacak arkadaşlar. Şunu unutmuşuz. Şunu da çizelim. Evet, şimdi önceden ısıttığım fırınıma gönderiyorum. Şekerparem tam 25 dakikada pişti, kızardılar. Bu arada da şerbetim soğudu. Bunu hemen çıkar çıkmaz şerbet soğuk olarak hemen döküyorum üzerine. Çok hafif oluyor. Sıvı yağla da denemenizi tavsiye ederim. Katı yağ kullanmamış olursan böylece. Güzel oluyor. Hemen bir saatin içinde hazırlayabileceğimiz bir tatlı. Şerbetimin hepsini vereceğim. Çünkü o çekecek. Çok gibi gözükmesin. Şerbetimi çekecek şekerparelerimiz. Şöyle aktarayım. Limon gelmesin diye uğraştım ama limon da geldi. Evet arkadaşlar, şimdi şekerparelerimiz iyice çeksin diye üzerine tepsiyle kapatacağım. Arkadaşlar, şekerparem yaklaşık bir saattir ağzı kapalı duruyordu. Baktım şerbetini güzelce çekmiş. Şöyle bir yuvarlak, bir de şöyle düz almak istiyorum. Şöyle hangisini alayım? Evet arkadaşlar. Şekerparelerimiz hazır. Şimdi üzerine siz isterseniz, ben fındık koymadım. Biraz Antep fıstığıyla süsleyeceğim ve servis yapacağım. Evet arkadaşlar, yapıp yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.